Merhaba arkadaşlar. Oscar Valdez, Shakur Stevenson, WBC, WBO Dünya Şampiyonu iki isim 30 Nisan'da Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da karşı karşıya gelecekler. İki boksör için de bu maç çok önemli. Bu maç her iki boksöre de level atlatacak. Boks fanlarının, boks takipçilerin en çok beklediği boks maçlarından bir tanesi de bu. Vuran vurana, kıran kırana geçecek bir maç. Biri 2009 dünya üçüncüsü, diğeri 2016 olimpiyat ikincisi. Bu maçın gerçekten çok kaliteli geçeceğini, her iki boksörün de birbirini çok fazla zorlayacağı ve çok fazla yıpratacağı maçlardan bir tanesi olacak. Çünkü iki boksör de çok zeki, çok akıllı ve boks ringinde çok tecrübeli. Oscar Valdez'in 30 maçı var, 30 galibiyeti var, 23 nakavtı var. Yenilgisi yok. %75, %80 knockout oranına sahip bir boksör. Shakur Stevenson'ın 17 maçı var, 17 galibiyeti var, 9 nakavtı var, yenilgisi yok. Bu isimler daha önce Oscar Valdez, Miguel Berchelt'le karşılaştı. 41 maçı vardı, 38 galibiyeti, 34 nakavtı, 3 yenilgisi olan ismi nakavt etti Oscar Valdez, yine Meksikalı boksörü, kendi ülkesinden bir boksörü. Yine Shakur Stevenson, Cemal Herring gibi boksörü, 26 maçı var, 23 galibiyeti var, 11'i nakavt, 3 yenilgisi olan boksörü nakavt etti. Oscar Valdez 31 yaşında, Shakur Stevenson 24 yaşında, daha genç bir boksör ve gelecek vadeden de bir boksör. Zaten 2016 olimpiyatlarında Ramirez'e verdi. Robesi Ramirez'e verdi. O maçta da son round'da maçı verdi. Son round'da Robesi Ramirez'in etkili atakları oldu. Eğer ki o ataklarına biraz daha iyi defans yapabilseydi veya kaçak boks yapsaydı belki şu anda Shakur Stevenson olimpiyat şampiyonu bir boksördü. Kıl payı olimpiyat şampiyonluğunu kaçırdı. Maç aldığına da inanmıştı ama maç hakemlerin kararıyla Ramirez'e verildi. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten iki boksör de çok iyi. Özellikle de Oscar Valdez'i izleyen arkadaşlar vardır. Her yumruğunu sert vuran, her yumruğunu indirici vuran, güçlü vuran bir boksör. Zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. Aynı şekilde Shakur Stevenson'da her yumruğu isabetli, görerek vuran, akıllı boks yapan, ayakları çok fazla görsel olarak iyi değil Shakur Stevenson'ın. Ama şu bir gerçek, ona yetecek kadar ayakları var. Biz zaten boksta hep bunu diyoruz. Mesela Canelo Alvarez'in de görsel olarak estetik bir ayak oyunları yok, ayak dansı yok ama ona yetecek kadar ayakları var, oynuyor. Aynı şekilde Shakur Stevenson'ın da, aynı şekilde Oscar Valdez'in de, yani onları kurtaracak kadar ayak hareketleri var. Boksta önemli olan budur zaten. Ayak hareketlerin çok fazla estetik olmayabilir, çok fazla görsel olarak iyi olmayabilir ama kendini kurtaracak kadar, sana yetecek kadar ayakların oynaması gerekiyor. Bu boksörlerin de ayakları oynuyor, kendilerini kurtaracak kadar. İkisi de gözleri çok iyi. Rakiplerine vurdukları yeri görüyorlar ve nokta vuruşlar yapan iki isim. Shakur Stevenson ters gard, Oscar Valdez düz gard. Shakur Stevenson'ın en güzel vurduğu yumrukları, özellikle de sağ ön yumruklarını çok iyi vuruyor. Zaman buldukça da, fırsatını da buldukça sol kroşesini vuruyor Shakur Stevenson. İkisi de aslında boksuna baktığımızda ikisinin de aynı. Diğer boksör de Oscar Valdez de ön yumruğunu, sol kroşesini çok iyi vuruyor rakiplerine. Sol kroşesine giriyor. Aynı şekilde kroşelerle, aparkatlarla rakiplerini bu şekilde nakavt ediyor. Aparkatlarını, kroşelerini çok iyi vurabilen bir isim Oscar Valdez. Aynı şekilde Shakur Stevenson'ın da en büyük özelliği, rakibini bir mesafede tutuyor ve fırsat buldukça vuruyor. Çok iyi kilitleniyor rakibine. Çok konsantre oluyor. Shakur Stevenson'ın da en büyük özelliği bu. Zaman zaman bazen Oscar Valdez rakiplerine kilitlenmeyi bırakıyor ama oyun kurup rakiplerine bir anda içeri girip ani ataklar yapıp rakiplerini nakavt eden bir boksör. Shakur Stevenson Oscar Valdez maçından bir nakavt çıkar mı?
Çünkü karşısındaki boksör Oscar Valdez dediğiniz boksör nakavtçı bir isim. Buradan ben kolay kolay bir maç nakavt çıkacağını zannetmiyorum. Ama şu bir gerçek, bu maç 12 round boyunca gideceğini düşünüyorum. Çünkü Shakur Stevenson Oscar Valdez'i belli bir mesafede tutacağı için kolay kolay da ondan yumruk yemeyecek. Bu yüzden de maç 12 round boyunca sürecek. Bazen şunu diyoruz yani, mesela bundan önce Tyson Fury maçını izledik Dillian Whyte ile. Enerjisi çok düşüktü, heyecanı çok düşüktü. 94 bin kişilik statta maç yapıyorsan bu maçlar vuran vurana, kıran kırana geçmesi gerekiyor. Mesela Shakur Stevenson'la Oscar Valdez'in maçı vuran vurana, kıran kırana geçecek bir maç. İki boksör de zaten birbirlerine kilitlenmiş durumdalar. Birbirlerini çok hırpalayacaklardır. Bunun da nedeni şu: çünkü ikisi de kaliteli bir isim. İkisi de isim yapmak, çıtasını yükseltmek için bu maçı alırsa gerçekten yavaş yavaş bu isimler dünyanın bir anda gündemine oturur. Zaten dünyada isim yapmış boksörler bunlar, ama dediğim gibi böyle kaliteli maçlar olduğu sürece, mesela örnek vereyim, nasıl ki Canelo Alvarez Gennady Golovkin maçları çok izlenir veya Tyson Fury Anthony Joshua maçı, yani bu maçlar dünyada çok fazla ilgi uyandırır. Yine Terence Crawford Errol Spence Jr. maçları, bu şekilde maçları kazanan boksörler bir anda level atlar. 1'ken 5 olur, 5'ken 10 olur. Çünkü kaliteli boksörlerle dövüştüğü zaman özellikle de boks fanlarının, boks takipçilerinin çok fazla ilgisini çekiyorsun. Seni takdir ediyor. Mesela bazı boksörler için ne diyorlar işte, örnek vereyim, Beter Bir'ye veya bir diğer boksör için diyorlar ki, bu zamana kadar kaliteli bir boksörle dövüşmedi, kaliteli bir isimle maç yapmadı, hep onun gerisinde boksörlerle dövüştü. Hani şununla karşılaşsa belki de yenilecekti gibi birçok söylentiler oluyor. Bu yüzden boksta mutlaka ve mutlaka kaliteli isimlerle karşılaştığınız zaman isminiz özellikle de boks fanları tarafından, boksu takip eden insanları tarafından çok fazla değerli olur. Çok fazla size ilgi saygı duyarlar. Bu zamana kadar özellikle de bakın, Canelo Alvarez'e boks fanları neden saygı duyuyor? Çünkü Canelo Alvarez bu zamana kadar birçok kaliteli boksörle dövüşmüş. Bunlardan bir tanesi Floyd Mayweather, Gennady Golovkin, Errol Spence Jr. Ve bunun gibi birçok boksör. Hepsi de birbirinden kaliteli, dünyada ismi olan isimleri geride bıraktı. Tabi Canelo Alvarez maçları ile ilgili şaibeli olduğu maçlar var, işte şu maçta işte şu boksörün hakkını yendi falan gibi bu şekilde söylentiler var. Bunlar olabiliyor. Boksta bunlar var. Boksun doğasında var yani, birçok kez hakkı yenen boksörlerin olduğunu gördük. Bu maçla ilgili arkadaşlar, yani mesela Tyson Fury bu zamana kadar yaptığı maçlara bak. Mesela Deontay Wilder bütün rakiplerini nakavt ede de geliyor. Tyson Fury 3 kez, bir kez berabere kalıyor, 2 kez de bu adamdan maç alıyor. Yani kaliteli isimlerle maç yapan boksörler her zaman gündemde oluyor. Her zaman dediğim gibi boks fanlarının ilgisini, alakasını çekiyor. Bakalım ikisi arasında geçecek maç nasıl geçecek? İkisi arasında geçecek maçta bir nakavt çıkacak mı? Ben bu maçtan bir nakavt beklemiyorum. Çünkü ikisi de dayanıklı, ikisi de boksu biliyor. Kolay kolay yumruk dayamayacaklar. Bakalım 12 round bu maç sürecek mi? Benim tecrübeme, bilgime, tecrübeme, boks tecrübeme bakarsak bu maç 12 round sürecek. Puanla bitecek. Puanla bitecek. Ben çünkü bu şekilde görüyorum. Bu maçtan bir nakavt beklemiyorum. Gelirse de benim için sürpriz olur. Bir nakavt gelirse sürpriz olur. Boks fanları, boksu takip eden insanlar mutlaka ve mutlaka bu maçı izlesinler. Bu maç kaliteli geçecek. Boksa bu maçta doyacaksınız. Benden söylemesi artık top sizde. İster izleyin, ister izlemeyin arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de buna eklemek istediğiniz bir düşünceniz olursa, fikriniz varsa aşağıya yorumlar kısmına ekleyin. Ben de oradan size geri dönüşler yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz videolar için, bilgiler için kanalımızın daha çok büyümesini istiyorsanız abone olup beğeni koymayı mutlaka unutmayın. Çünkü daha çok önerilere çıkalım.
Daha çok boks fanına, boks takipçisine ulaşalım. Kanalımız gittikçe büyüyor. Artık aranmaya başladık. Eğer ki siz işinizi güzel yapıyorsanız, bu işte tecrübeliyseniz, insanlar da sizin bilginize inanıyorsa, sizin yanınızda yer alıyor, sizi dinliyor. Çünkü insanları aydınlatıyorsunuz, özellikle de boks konusunda. Ben herkese aydınlattığımı düşünüyorum. Boksun iç yüzünü anlatıyorum, gerçeğini anlatıyorum. Atıp kesmiyorum veya neyse onu anlatıyorum. İşte burada bazıları şunu yapabilir, işte birilerini memnun etmek için gerçeklerden uzaklaşabilir. Ama bende o yok. Ben birilerini memnun etmek için var olan gerçeklerden uzaklaşamam. Gerçek neyse, var olan doğru neyse bunu söylerim ve işime bakarım. İşimi en iyi şekilde yapmak için varımı yoğumu ortaya koyarım. Burada da görüyorsunuz nasıl mücadele ediyorum. Yani videolar paylaşıyorum. İşte boksörle ilgili bilgileri araştırıyorum, buluyorum. Ondan sonra tabii ön bir analiz yaptıktan sonra boksörleri izliyorum. Ayak hareketlerini, işte boks tekniklerini falan izledikten sonra ona göre fikrimi, yorumumu katıyorum. Yani gözlemlerimi size anlatıyorum ve bakıyorum. Bundan önce söylediğim gibi yani birçoğu da çıkıyor yani. Pek nadir yani tutturamadım. Bu da olur. Yani boks bu. Yani neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Kesin şu oluyor diyemiyoruz. Mesela bir boksör için kesin bunu kazanır diyorsun. Ama bir bakıyorsun o boksör neler yapıyor. Mesela Caleb Plant Canelo Alvarez maçında Caleb Plant'ın sergilediği performansını gördünüz yani. Boks bu. Yani rakibin senin karşısında hiç ummadığın rakip bazen devleşiyor ve hırçınlaşıyor ve diyor ki ben sana bu maçı vermeyeceğim. Öleceğim, kalacağım, vermeyeceğim diyor. Bu boks olabiliyor. Artık biz de bunlara zaten alışkınız. Yani boks bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Maç günü görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.